Bakın mutfak benim için önemliydi. Neden önemli? Bu yani burada yaşayan insanlar mutfakta yemek yiyor. Hijyen. Hijyen açısından mutfak. Ama şu cam silinse de olur, silinmese de olur. Duvar silinse de olur, silinmese de olur. Yani yetişse hepsini yapalım. Ama mutfak yemek yediğimiz, bir tabak çanak çömlek. Yani keşke ben orayı iki gün temizlesem. Ama bence, ben de öyle dedim zaten. Evet. Bir evin en zor yeri mutfak. Sen zaten kesin öyle demişsin. Mutfak. Yani öyle dedim. Duvarı silsem de olur, silmesem de olur. Yine mu? Aynı şey sizin için de geçerli. Benim günümde göreceksin rüzgarı. Çok önemli. Çünkü yemek yiyoruz, hijyen. Yok, hayır. Size yanlış başladığınız dediğim yer tecrübenizden dolayı. Ben olsaydım önce buradan başlardım. Oraya deterjan sıkardım. 1,5 saat beklerdi. Gittiğimde bir nebze daha işim kolay olurdu. 2 saat harcamazdım da 1,5 saat harcardım. Evet, siz, evet ıslatsaydım diyorsunuz ama hepimiz ev hanımıyız. Ne oluyor biliyor musunuz? Akıyor. Akıyor yere. Peki durmuyor üzerinde. Normalde akmıyor mu? Bak şimdi. Zaten akan yeri temizlemiyor dolap, musunuz? Dolap. Eski bir dolap. Evet. Katman katman yağ olmuş. Üzeri tamamen evet. Yağla kaplanmış. Evet. Şimdi sen bunu istediğin kadar boca et onu. Terlemediğin müddetçe çıkmaz. Şimdi buna bir açıklık getirelim. Ben de onu demek istedim. Saniye abla senin dediğin doğru. Hani daha önce gidip sıkarsak yağlar yumuşar amenna. Ama buradaki yağlar ne oluyor biliyor musun? Bunu çok yarışmacımız yaptı. Önce gitti sıktı geldiler. Evet. Kuruyor. Evet. Yani yağ evet. Sökücü dolapta evet. Kuruyor. Sonra yağ öyle bir tabak oluyor ki bu sefer yağ... Uğraş babam uğraş. Yani bize pek bir kolaylık sağlamıyor ama bizim kendi evimizde o kadar yağ olmadığı için yani. Sık 5 dakika sonra bezle al geç dediğin doğru sen yanlış değilsin ama Sebahat da yanlış değil. Çünkü bak, o yağla ben çok affedersin Arzucuğum. Yağla yağ ben diyecektim sen dedin. O yağ var ya yağ. İşte benim günümde ama görecekler. Bak salondayken o senin dediğini ben yapacağım şimdi. Hadi öğrenmek inşallah. İstemiyorum. Öğrenmiş olurum ben de bu öğrenmek arada. Öğrenmek istemiyorum. Öğrenmiş oluruz ama işte. Hiç fark etmiyor. Öğrenmiş oluruz. Burada işte taktiklerim var herhalde. Söylemiyorum. Tabii ki de yani öğrenmenin yaşı yok sonucu itibariyle. Evet belki de doğrudur. O zaman evimizde biz de öyle uygularız. Sebahat ablacığım. Canım. Biz şimdi gidiyoruz ama canım. Yine annemden bir şey söyle yavrum. Sana. Bir kuple okuyacak evet, bize. Evet annemden. Annem olsaydı derdi ki ha bu kadar küçücük odayı pidiremedin mi hala? Sen de olacaksın Kari. Kari herkes olamaz Kari. Haydi gidelim. Oh beğenemedin kolay gelsin. Gördün.